Evet, teşekkür ediyorum. Sayın hocalarım, değerli öğrenciler, kıymetli misafirlerimiz, Nevruz Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Ayrıca programımıza teşriflerinizden dolayı da hepinize teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi Türk dünyasının önemli kültür unsurlarından bir tanesi de Nevruz. Nevruz, birliğimiz ve beraberliğimizi sağlayan en temel değerlerimizin başında gelir. Bütün Türklerin ortak bayramı olan Nevruz, Orta Asya'dan Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Türkleriyle Azerbaycan, Anadolu ve Balkan Türkleri tarafından kutlanır. Kısacası Nevruz, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar yayılan bütün Türklerin milli ortak bayramlarından bir tanesidir. Biz bugün bu konuyu ele alacağız. Nevruz bayramımızı ne olduğunu, Türk kültürüne nasıl yansıdığını konuşacağız. Bugün hocamız çok kıymetli Ali Çelik hocamız bizi kırmadılar, sağ olsunlar. Hocamız Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden emekli. Kendisine sizlerin huzurunda da tekrar teşekkür ediyorum. Ali hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Allah'a şükür. Sadullah Bey, hoş bulduk. Sizleri görmekten de büyük mutluluk duyduk. O Sağ olun. mutluluk bana ait hocam. Kırmadınız. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hocam şimdi sizinle ilgili böyle kısa bazı bilgiler hazırladım ama müsaadenizle Buyurun. sizi tanısınlar diye izleyicilerimiz. Hocamız 31 Temmuz 1946'da Erzurum'un İspir kazasının aşağı Kan köyünde Kan köyünde dünyaya geldi. Hocam sonradan ismi değişmiş herhalde. Özbağ yapılmış. Aslında orası kan değil de şapkaları kaldırınca mecburen Sadullahçım sen de kan okuyorsun. Normalde o kan. Kan, evet. Kefle yazılıyor. Ne anlama geliyormuş hocam? Zenginlik anlamına geliyor galiba. Sonra hocamız 1972 tarihinde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat bölümünden mezun olmuşlar. Bu mezuniyetinden sonra yurdun pek çok yerinde ve Almanya'da öğretmenlik yapmış hocamız. 1993'te de doktora tezini hazırlayarak doktor unvanı almış. Yine 1994 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yardımcı doçent olarak 1996'da da doçent olarak çalışmış. 2003 yılında profesör olarak atanmış. 2013 yılında da hocamız emekli olmuş ama erken bir emekliliğe benziyor hocam bu. Yani biraz daha vakit varmış gibi geldi bana. Yok Sadullah Bey. Siz inşallah siz de dolduracaksınız. Doldurduğunuz gün 67'yi kapının önüne koyuyorlar sizin. Ya da diyorlar ki başka bir üniversiteye gidin. Evet hocam. Ben tam zamanında 67 çok fazla çalışmadım. Gerçi yaşım konusunda bir ufak tereddüt yaşadınız. Ben 19 yaşındaydım, hala öyleyim. Efendim, çünkü hep 19 yaşındaki insanlarla 42 yıl beraber oldum. O Maşallah garip hocam, ben oluyor. de zaten 19-20 arasında böyle bir tereddüt geçirdim. Yani 46'yı görünce pek inanamadım. Çok teşekkür ederim, sağ olasın Allah canım. Allah uzun ömür versin hocam, başımızdan eksik etmesin. Hayırlısını versin inşallah, hayırlısını. Amin amin. Hocam Nevruz kutluyoruz. Burada İdiniz olsun, bayramınız mübarek olsun diye başlamışsınız. Evet. Şimdi öncelikle o zaman bayramlardan başlayabilir miyiz hocam? Nedir bayram? İnşallah başlayalım. Orada zaten o slaytlar daha sonra da devam ediyor da o şeyi nasıl çevirecektik biz onu öğrenemedim herhalde. Ben buradan slayt çevirebilecek miyim? Ben halledeceğim hocam. Siz bana söylerseniz. Şimdi hemen ikinci slaytı o zaman geçebiliriz. Bayramlara. Orada
bir sürü bayram kartı var. Onları gösterelim arkadaşlarımıza. Mesela bunda da İdiniz Said olsun diye yazıyor. Siz de eski Türkçe biliyorsunuz Osmanlıcayı. Evet. Bu Türk bayrağıyla yapılıyor. Sonra diğerleri de var. Kurban bayramınız kutlu olsun. Evet. Bunda da biraz karışık. Bu Osmanlı döneminden kalma bir bayram kartı. Daha teferruatlı. Efendim. Bu bir yine Taksim Meydanı İstanbul'un Mutlu Bayramlar diye bir posta kartı bu. Bayram kartı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bir kartı. Güzel bir kart. Ve bu evet. Yine 30 Ağustos'tan bir kart. Şimdi tabii bunlar bayram. Peki bayram ne? Bayramın bir tarifi var mı? İlk ilk kartın ortasında bir şey vardı. Demet çiçek vardı. Kır çiçeğiydi. Dikkat etmişsinizdir mutlaka. Ve altında da Osmanlıca, Osmanlı alfabesiyle yazılmış bir "Eydiniz Sait olsun." Sait, saadetli, mutlu, kutlu anlamına geliyor. İd de bayram demek. Saadetli, mutlu bir bayramınız olsun demek. Demek ki bayramlar, bayram tebriklerinde hepimizin birbirimizden, birbirimize temenni ettiğimiz şey saadet, mutluluk, güzellik. Efendim, bizi seyreden arkadaşlarımız, takip edenlerin ben de Nevruz Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Siz tebrik ettiniz ve de diyor ki Nevruz İdiniz Said olsun. Sevgili Sadullah Bey kardeşim, en eski sözlüğümüz biliyorsunuz Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugat-ı Türk. Biz bir meseleye baktığımız zaman önce ona bir müracaat ederiz. 1072-1074 yıllar arasında yazılmış, hazırlanmış ansiklopedik bir sözlük. Ona baktığınız zaman orada da Divan-ı Lugat-ı Türk'te de bayram kelimesini bezram veya o şeklinde veriyor ve de diyor ki bu eğlence demektir. Eğlence günü demektir. Sevinç günü demektir. Ve Farsçadır diyor. Ama diyor devamında da şöyle var. Oğuzlar diyor bu kelimeyi beyrem ve daha sonra da bayrama çevirmiş almışlardır. Biliyorsunuz biz birçok şeyi başkalarından almış kendimize uydurmuşuzdur. Kendi dilimizin fonetiğine uydurmuşuzdur. Bayram da öz be öz böylece Türkçe bir kelime olmuş. Bayramlar her zaman özlemi çekilen ama bir türlü gerçekleşemeyen insanlar arasındaki eşitliğin en üst düzeydeki zamanları diyebiliriz. Eski Türklerde hatırlayacaksınız Sadullah Bey kardeşim. Bey ile çoban birlikte bayramı kutluyorlar. Aynı sevinçleri, aynı zevkleri, aynı eğlenceyi paylaşıyorlar. Öyle bir tören bu. Ve aradaki sınıf farkı veya statü farkı büyük ölçüde ortadan kalkmış oluyor bayramlarda. Bayramlarda başka bir şey daha var. O da dalgınlıklar, kırgınlıklar, küslüler. Bunlar da bayramda kalkıyorlar. Efendim, geçmişten günümüze kadar devam eden zevkleri, yargıları, inançları, dayanışmayı, hoşgörüyü, bağışlamayı, yardımlaşmayı biz bu şeylerde, bayramlarda buluyoruz. Az veya çok. Ve bayramların, belki bayram deyince aklıma gelen bir şeyi de paylaşmak istiyorum sizinle. Bayramların en önemli özelliklerinden birisi
tabii oluşları. Ya bugün akşam konuşacağımız Nevruz bir tabiat bayramı ve tabiidir. Ama diğer bayramlar da tabiidir. Bayramları biz şey yaparken sosyologlarda ne yapıyorlar? İşte milli bayramlar, dini bayramlar, tabiat bayramları, bir de ferdi bayramlar gibi gruplara ayırıyorlar. Bu bayram eğer tabii değilse ve bayram eğer bir topluma, toplumun tamamına eğer hitap etmiyorsa, o toplum tarafından kabul edilmiyorsa o bayramı yaşatmak mümkün değil. Var mı böyle şeyimiz ve örneğimiz var. Hem de kendi yakın tarihimizden var. Yakın komşularımızda var. Görüyoruz. Mesela Rusya'da Sovyet devrimi sonra, bu şeyden sonra, 90'dan sonra daha öncekilerin hiçbirisi kalmadı. Hepsinin fotoğrafları, büstleri vesaireleri kaldırıldı, adları silindi. Aynı şekilde bayramları da kalktı. Komünist döneme ait bayramların hiçbirisi bugün kullanılmıyor. Mesela bizde de sizin hiçbiriniz hatırlamazsınız ama 1960'ta bir ihtilal yapıldı. Tarihçi olduğunuz için biliyorsunuz. Evet. Bir ihtilal yapıldı. 90 ihtilali. Onu yapan sevgili Erzurumlu, senin hemşerin, hemşerimiz Cemal Gürsel başkanı oldu. Ve o ihtilalden sonra ona bir ad verdiler. Ne verdiler? Efendim, Hürriyet ve Anayasa Bayramı. Bir ihtilalin genel kurmay başkanı Cumhurbaşkanı oldu. O bunda bayram yaptılar. Fakat daha sonra 1980'de bir ihtilal daha oldu. Onu hatırlarsınız belki. O ihtilalde de yine bir genel kurmay başkanı Cumhurbaşkanı oldu. Yine orada da bu defa bir öncekinin yaptığı bayramı o kaldırdı. Halbuki bakın, Kurban Bayramınız, efendim Ramazan Bayramınız, dini bayramlarınız, 19 Mayıs'ınız, 23 Nisan'ınız, 30 Ağustos'unuz, Cumhuriyet Bayramınız duruyorlar yerini yerinde. Niye? Çünkü bunlara millet sahip çıktı. Diğerlerine ise kimse sahip çıkmadı. Belli bir grup sahip çıktı. O grubun gücü ortadan kalkınca da bayramlar şey yaptı. Bayramların milletin iradesinde olduğunu söylemiştim. Önemli kayıpları var mı? Önem kaybediyorlar mı? Kaybediyorlar. Tarihi, sosyal şeylerin, özelliklerin kaybolması sonunda. İnanç değişikliğinde. Mesela biz Türklerin kök Tengri dinine bağlı olarak bayramlarımız vardı. Şölenlerimiz vardı. Onların bir kısmı kayboldu. Bir kısmı da yeni dinimize göre şekil aldı. Biraz farklılaşarak bugün de devam ediyor. Hayat tarzındaki değişiklikler, coğrafya ve iklim değişiklikleri, bütün bunlar ve teknolojik gelişmeler bayramları maalesef değiştiriyor. Hele içinde yaşadığımız şu günlerde, bir senedir bayramların da canını okudu. Bir Covid geldi. Neydi ona, ne diyorlardı? Diğer adı Corona. Taca benzediği için Corona diyorlarmış. Efendim, her şeyi Corona'ya teslim ettik. Evet. Artık bayramları da bayram gibi kutlayamıyoruz. Göremiyoruz. Efendim, inşallah diyoruz. Bundan sonraki Nevruzlarda böyle uzaktan Sadullah'la Sercan miydi? Sergen yöneticimiz, Erzurumlu kardeşimiz de, Kerem Bey, böyle, Kerem hocamız, arkadaşımızla da karşılıklı oturur konuşuyoruz. Evet. Hocam sağ olun. Evet, Nevruz'a geçelim hocam yavaş yavaş müsaadenizle. Estağfurullah. Buyurun. Ben değiştireyim. Burayı biraz renkli yapmışsınız. Bunun muhakkak anlamı vardır ama sonra mı anlatırsınız, şimdi mi anlatırız? Şimdi de anlatabiliriz.
Nevruz da daha sonra da göreceğiz başka yerlerde de. Nevruz'da hakim renkler var. Bu hakim renkler aslında tabiatın kendi renkleri. Yani yeşil, kırmızı, sarı ve diğer renkler. Ama baskın olanı yeşil, kırmızı ve sarı. Bizim bayraklarımızda da bunu göreceksiniz. Mutlaka sizden vardır. Osmanlı arması diye bir şey vardır. Ona biraz şöyle göz alıcı bakın. Dikkatle bakın. Orada da sarı, kırmızı ve yeşilin hakim olacağını göreceksiniz. Ben de bunu hazırlarken Nevruz'u bu şekilde yazmayı daha uygun gördüm. Nevruz bizim değil tabii, bir sürü siz de saydınız ya, Kuzey Yarımküre'deki bütün toplulukların bayramı, sadece Türklerin de değil. Bir şeyi bir haber olarak vermek istedim burada. Nevruz kısa adı UNESCO olan, ki hepiniz biliyorsunuz UNESCO'yu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu. Bu 2009 yılında dünyanın manevi kültür mirası listesine dahil edildi ve somut olmayan kültürel miras sözleşmesine göre de zaten koruma altına alındı. Onu da bir ek bilgi olarak vereyim istedim. Evet. Hocam şey yazmışsınız, Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Özbekistan, evet. Yani biraz önce bahsettiğiniz pek çok millet tarafından da kutlanıyor herhalde, sadece Türkler değil. Evet. Kuzey Yarımküre diyeceğiz. Orada ileride şey var. Oraya geldiğimiz zaman isterseniz buna tekrar döneyim. Bu şeyler önceleri sadece Hindistan, Türkiye, Azerbaycan falan vardı. Sonra bunu daha da genişlettiler, bu dosyayı. Bunlar dosya olarak veriliyor şeye, çünkü kabul ediliyor. Yani bu ne demektir? Sadece Türkiye'nin değil, diğer bizim 8-10 milletinde şeydir. Bu efendim Nevruz çiçeği bu işte. Nevruz çiçeği bu. Bunun hemen altında da şey olması lazım. Şiiri olması lazım. Evet. Aslında bu uzun bir şey. Bestelenmiştir de biliyorsunuz. Nevruz der ki, ben nazlıyım. Sarp kayalarda gizliyem. Mavi donlu gök gözlüyem. Benden ala çiçek var mı? Deyince siz hemen diğer çiçeklerin konuşmalarını da aynı şiirden hatırlayacaksınız. Evet. Nevruz şeyi bu. Nevruz'a verilen diğer adlar ve çiçekler. Aşağı doğru inersek bu kardelen. Çok enteresan. Hepinizin sevdiği ve mutlaka tanıdığı bir çiçek. Sanki böyle kafa tutan bir çiçek bu. Evet, kardelen. Etrafında kar var. Her bahar gelmemiş henüz, yani tam gelmemiş. Herkes her tarafta ölüm hakim veya uyku hakim, ölüm uykusu hakim. Ama kardelen diyor ki, ben çıkarım arkadaş, ve de çıkıyor. Bunun biliyorsunuz kökleri de yenir. Kardelen mi hocam? Evet, kökünde şey vardır. Kök küçük bir yumru vardır. O yumru da yenir. Soğanı vardır. O soğan da yenir. Ben bu çiçekleri, Nevruz çiçeklerini Nevruz'a verilen adlarla bezemeye çalıştım. Şimdi ben Nevruz Sultani. Nevruz'un Sultani. Yani Sultan Nevruz. Biraz aşağı inersek hem çiçekleri seyredelim hem de isimleri. Evet. Sultan Nevruz deniyor. Birçok yerde Nevres. Devam edelim. Navruz. Noruz. Bunlar aynı zamanda çiçeklerin ismi mi hocam? Yoksa hayır, değil. Çiçekler, Nevruz çiçekleri de
bu isimler ben daha çok dikkatinizi çeksin diye çeklerin üzerine yazdım. Ayrıca liste olarak da verdim. Mesela bu kuşun adı yok. Nevruz. Bunlar Nevruz Yörük Bayramı olarak var. Nevruz'a Yörük Bayramı da deniyor. Bahar Bayramı da deniyor. Efendim yeni yıl deniyor. Yeni gün, yeni yıl. Altaylarda Ködürgen, Altay Ködürgeni, Nevruz deniyor Altay Türklerinde. Ve bu çok şey biliyorsunuz, Ergenekon, Erkin Gün, Bozkurt isimleri de yine Nevruz'un diğer adları. Efendim, aslında Nevruz çağa, gün dönümü isimleri de veriliyor. Evet. Hocam burada Ergenekon'u görmüşken Türklerin Ergenekon'dan çıktığı gün olarak da kutlanıyor. Bununla ilgili ne söylenir? Nevruz'la alakalı olarak. Şimdi Nevruz aslında Nev yeni, Ruz gün. Farsça bir kelime. Biraz önce dedik ki zaten İranlılarda bu bayramı kutlayan şeyin içerisindeler. Grubun içerisindeler. Daha doğrusu coğrafyanın içerisindeler. Ergenekon malum haliniz Türklerin birkaç kişi kaldıktan sonra sığındıkları bir yerin adı. Ve orada çoğalıyorlar, orada büyüyorlar. Ondan sonra oradaki demir ya da bakır dağı bir yüklü bir at geçecek kadar açıyorlar, eriterek açıyorlar ve oradan tekrar dünyaya çıkıyorlar, düşmanlarına galebe çalıyorlar. Bildiğiniz hikaye Ergenekon destanı bu. Ve bu bir yeniden doğuş. Bu yeniden doğuş. Dikkat ederseniz biraz önce geldiğimizde onları da söyleyeceğim. Ergenekon'un diğer kullanıldığı şekillerde de aşağı yukarı aynı manaya geliyor. Yani yeniden doğuş. Mesela Nogay, Karaçay, Malkar, İranlı Türkleri tarafından da kullanılıyor bu. Efendim, Gagavuz, sadece Müslüman, Hristiyan gibi bir ayrım da yok. Müslümanlar, Hristiyanlar, eski Türk dini, Şamanist, Budist olanlar, Yakut, Altay, Tuva Türkleri gibi. Efendim, Gagavuz, Çuvaş Türkleri gibi, Şamanist Budist olan Yakut Altaylar gibi, onlar da Nevruz'u kullanıyorlar. O zaman şöyle bir bakmak lazım. Nevruz deyince, 21 Mart deyince niye? Bunun bir nedeni olmalı. Aşağıda bir slaytımız olacak. Şeyi gösteren. Bunlar var. Şu burada duralım. Bunu ta ilkokuldan itibaren hatırlarsınız hepiniz. Şimdi gerçi çok güzel çiziyorlar. Biz onları böyle siyah beyaz çizerlerdi. Coğrafya kitaplarında okurduk. Şimdi burada ekinoks dedikleri, bir kere dünyamız bir elips üzerinde dönüyor. Dünyanın yörüngesi, ortadaki güneş. Dünyamızın güneşe göre aldığı ışınlar var. Şimdi 21 Mart yani en üst ve 23 Eylül en altta. 21 Mart'ta kuzey yarıkürede ve güney yarıkürede kuzey yarıkürede şeyler eşitleniyor. Gece ile gündüz. Daha sonra da efendim bahara doğru ilk sonra doğru gidenle bahara doğru gidiyoruz. İlkbahar diye yazıyor. İlkbaharda ve ondan sonra gelen yazda şey artıyor. Güneş alma işi kuzey yarım kürenin artıyor. Böyle olunca da kuzey yarım kürede yaz ve uzun günler başlıyor. Halbuki güney yarım kürede şu anda karanlık hakim. Orası güneşi alamadığı için şekilde de görülüyor zaten. Güneşi fazla alamadığı için
Kuzey Yarımküre'nin kuzeyindeki Kuzey Kutbu'nda da şu anda Sadullah Bey, günler o kadar uzuyor ki bir ara artık güneş batmıyor. Tam Kuzey yani Kuzey Kutbu'nda güneş batmıyor. Şu anda da Güney Yarımküre'de güneş doğmuyor. Yani Kuzey Yarımküre'de Kuzey Kutup'ta kutup yatma bakmazken şeyde de doğmuyor. Mesele bu. Yani 20 veya 21 Mart hatta efendim şeyler eşitleniyor. Günler eşitleniyor. Ve bir bahar başlıyor. Biraz önce Kardelen'e baktık. Ne dedik? Asi. Eyvallah demiyor. Çıkıyor karın altından. Ergenekon'dan da Türkler çıkıyor. Desek doğru olur mu? Olur herhalde. Evet. Onlar da dağı parçalıyorlar, çıkıyorlar. Nevruz'un her şeyinde mutlaka bu doğum vardır. Mutlaka bir doğum, yeniden doğma hadisesi var. Hocam Ergenekon destanında demir eritiliyor biliyorsunuz. Hani sonralarında bu Nevruz kutlamalarında demir dövülür. Bununla alakalı mı? Tabii. O bir gelenek. Demir aslında Türk kültüründe kut biliyorsunuz. Efendim, demir dövmek yakın zamana kadar kutlanıyordu. Orada slaytlardan bir tanesinde de rahmetli demir şeyin geçen işte biraz geri gidelim. Bir daha geri gidelim. Evet. İşte Ergenekon'dan Türklerin çıkışını tasvir eden bir fotoğraf, bir resim. Devam edelim şimdi. Bu 16 Türk Devleti Cumhurbaşkanlığı Forsun'daki 16 Türk Devleti. Gerçi benim hocam, Allah rahmet eylesin, Cevdet Gökalp derdi ki bunlar 16 tane Türk Devleti demek yanlıştır. Niye hocam? Yahu bu devletleri kim yıkmış, kim kurmuş diye bakmak lazım. Ya yıkan Türk, kuran Türk. Bunlara devlet demektense hükümet demek daha doğru. Derdi rahmetli. Atsız'ın da böyle söylediklerini duymuşumdur. Devam edelim. Atsız ikiye ayırmak taraftarı hocam. Orta Asya Türk Devletleri, Ön Asya Türk Devletleri diye. Değişen diyor sadece hanedanlar biliyorsunuz. Hani Selçuklu yıkılıyor, işte Osmanlı kuruluyor. Değişen sadece hanedanlar. Bunun da öyle bir görüşü var. Şeyin de bizim insan bazen adını unutur ya. Adım neydi unuttum. Sorulmayı diyor ya Karacaoğlan. Evet. Biz de zaman Kırzıoğlu hocamız da bu Fahrettin fikirde, Kırzıoğlu. Fahrettin Bey de onların ikisi de benim genel Türk tarihi hocam oldular. Üniversitede Atatürk Üniversitesi'ne. Baktığınız zaman işte Türk Cumhuriyetlerini veya Türk yapıda olan, Türkiye yapıda olan özerk cumhuriyetleri vesaireyi görüyorsunuz burada. Bu Nevruz coğrafyası. Bunun içerisinde İran da var, Irak da var, Afganistan da var. Bunlar aynı coğrafyadalar. Burada birleştirici unsur nedir? Coğrafyadır. Bu bir tabiat hadisesi. Kış kuzey yarımkürede bitiyor. Yani ekvatorun kuzeyinde, güney kuzeyine geçtiğiniz zaman bahar ve yaz başlıyor. Ekvatorun güneyine gittiğiniz zaman da sonbahar ve kış başlıyor. Güneşle ilgili tamamen coğrafya ile ilgili bir bayram. Ama bayram işte. Ona yüklediğiniz anlamlar o kadar önemli ki. Devam edelim inşallah. Onlardan da söz edeceğim. Burada duralım.
Bu bizim meşhur 12 hayvanlı Türk takvimimiz. Her yılın bir hayvanı var. Her yıla bir hayvan adı vermişler. Bu sene yani 2021 sığır yılı, ud yılı, ud. Ben sizin ud yılınızı da tebrik ediyorum. Ve teşekkür ederim. Yıl ne zaman başlıyor biliyorsun, işte Nevruz, yılbaşı. Nevruz. Onun için yeni yılınız, ud yılınız. Kutlu olsun diyorum, mutlu olsun diyorum. Devam edelim. Bu da şimdi işte şeye geldik. Nevruz efendim aslında burada da bir şey var. Tarih var. Tarihi bilgi iş yapmak lazım. Celali takvimi diye bir takvim Ömer Hayyam başkanlığında yapılmış bir takvim. İran şeyde bununla başlıyor. Ve yılın ilk günü. Nizamülmülk ismini hepiniz hatırlayacaksınız. Büyük Selçuklu veziri. Ömer Hayyam'ın başkanlığında bir kurula hatırlatıyor ve Sultan Melikşah'a hediye ediyor bu takvimi. 1079 yılında başlıyor bu takvim. Sultan Nevruz miladi takvimle aralarında bu takvimin 9 Ramazan 471'de başlıyor. Yani 1079 yılında. Buna Nevruz bayrama Nevruz-u Sultani diyor, isim veriyorlar. Celali takvimi sadece bizde mali işlerde kullanılıyor Sadullah Bey. Siz yine hatırlayamayacaksınız çünkü 80'de bu uygulama bitti. 80'e kadar, her ne kadar biz 1926'da miladi takvimi ya da diğer adı ne? Gregorian takvimini kabul ettik. Kabul edince de 1 Ocak yılbaşı oldu. Evet. Yeni yılımız, yılbaşımız 1 Ocak'ta başladı. 31 Aralık gecesinden başlıyor daha doğrusu. Türkiye Cumhuriyeti'nde 80 yılına kadar miladi yılbaşı ile mali yılbaşı farklıydı. Yani bizim bütçemiz, bütçelerimiz, devletin mali hesapları falan hep Mart ayına Mart ayında dengelenirdi. Mart ayında defterler bağlanırdı. Mali yılbaşı Mart ayındaydı. Her şey gibi onu da Rumi olan yılbaşını ne yaptık? Miladi yaptık. Ve şimdi 1 Ocak. Değiştiriyorum hocam. Evet. Nevruz, bu da çok enteresan bir şeydir. Nevruz'u o kadar çok anlam yüklemişiz ki. Sadullah Bey bir bakın. Siz daha iyi görüyorsunuz. Hazreti evet. Ali'nin doğum günü. Hazreti Muhammed'in peygamber olduğu gün, Türklerin Ergenekon'dan çıktığı gün söylemiştik. Oğuz Kağan'ın düşmanlarını yendiği gün, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıktığı gün, Hazreti Yusuf'un kuyudan kurtulduğu gün, Hazreti Nuh'un gemisinin karaya çıktığı gün, ulaştığı gün, Hazreti İbrahim'in ateşten kurtulduğu gün, efendim, Hazreti Adem'in yaratıldığı gün, Hazreti Adem ile Havva'nın cennetten kovulduktan sonra Arafat'ta tekrar bir araya geldikleri gün, yeryüzünün yaratıldığı gün. Bakın, bunların hepsini Nevruz'a yüklemişiz. Aslında Nevruz, biraz önce söyledim mi?
burçlar var ya, bugün de biliyoruz burçları. Bir koç burcu var değil mi? Onun eski adı Hamel. İşte Nevruz, bu Hamel, güneş Hamel burcuna girdiği zaman, yani 21 Mart'ta başlıyor. Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i yarması da bugün oluyor. Şimdi bunları saydıktan sonra şöyle bir bakalım Sadullah Beyciğim ve diğer arkadaşlar. Ben sadece sizi gönderdiğim için size hitap ediyorum. Diğer arkadaşlar dinleyen varsa alınmasınlar. Hepsine hitap ediyorum. Efendim, ama onları göremiyorum. Onlar sizi görüyorlar hocam. Şu anda izleyenler var, sağ olsunlar. Allah razı olsun. Sağ olsun. Şimdi bütün bunların matematikte bir ortak payda vardır. Sosyolojide de bunu kullanırız biz. Bu ortak paydası ne bütün bunların? Bütün bu saydıklarımın ortak paydası yeniden ortaya çıkış. Bir karanlıktan, bir baskıdan, bir şeyden, hapisten çıkış. Belki de önümüzdeki yıllarda Nevruz'a yeni bir anlam yükleyeceğiz. Diyeceğiz ki koronadan kurtuluş. Evet. İnşallah. 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 Hayırlısıyla. Allah her şeyin hayırlısını versin. Nevruz, tamam. Nevruz şey değil. Mesir macununa geçmeden önce isterseniz biraz Osmanlılardan bahsedelim mi? Tabii Nevruz, tabii hocam. Ne demek? Osmanlılarda Nevruz nasıldı diye sorsanız belki dikkat edeceksin. Çok detaya girmeden söyleyeyim. Osmanlı devlet erkanını da kutladığı bir Nevruz bu. Bir bayram bu. Ve bu Nevruz'da padişaha değerli hediyeler sunuluyor. Bunlara Nevruziye Pişkeşi adı veriliyor. Efendim, siz tarihçiydiniz değil mi Sadullah Beyciğim? Evet hocam, tarihçiyim ben. O zaman size satmayalım ha? Sağ ol hocam, yok. Ben dinliyorum. Ben de birkaç bir şey söyleyeceğim sizden sonra, buyurun. Mir-i Ahur denilen padişaha Rikabi adı verilen bir Nevruzi'ye takdim edermiş. Padişah da bunlara karşı bunun yanında bu Has Ahır erkanına, Has Ahır dediğim padişahın hayvanların ahırı, atlarını bulunduğu ahır çok önemli tabii. At Türk hayatında çok önemli. Osmanlı padişahlarda ona gereken önemi vermek zorunda. Bilir misiniz Sadullah Bey? Türk ekonomisi 3A üzerinde kurulurdu, eski Türk ekonomisi. Hatırlayın. Atçılık, akıncılık ve avcılık. Avcılık. Türk ekonomisinde bu vardı. Onun için 3A benim için de çok önemlidir. At, bugün işte gökte uçan teyyareler ve yerde giren makinelerin hepsinin yerini alan bir vasıta. Yine biraz önce siz şey yaptınız, padişaha sunulan şeylerden birisi de Nevruz macununu alır mısınız? Olabilecek. Mesir macunu. Aslında bu Nevruz macunudur. Bu Nevruz macunu 40 çeşit veya daha fazla şeyden padişahın sarayındaki eczacılar veya tabipler tarafından yapılıyor. Üzerine altın tozu dökülüyor. Şeker haline getiriliyor. Kırmızı şeker haline getiriliyor. Eğer bir de şu özellik var. Bunu sabah aç karnına yiyeceksiniz. O zaman şifa vereceğine inanılıyor. Yani şifalı bir macun. Yine bu takdim edilirken oralarda olacak. Ben göremiyorum ama sofra
Şeyde Manisa'da Nevruz macunu şenlikleri biliyorsunuz televizyonda da izlemişsinizdir böyle şekerleri fırlatıyorlar. Kırmızı şeye sarılmış şekerler millette kapışıyor onları. Bu şey de yine UNESCO tarafından koruma listesine alındı. Mesir macun şenlikleri. Şimdi biz hep somut olan şeylerin korunmasına alışmışız. Halbuki somut olmayan şeylerin korunmasına ait de UNESCO'da uluslararası bir anlaşma imzalandı. Somut olmayan kültürel mirasın korunması anlaşması. Biz de o anlaşmaya imza atmışız. Biz de o anlaşmanın tarafıyız. Bugün UNESCO'nun Türkiye'deki temsilcisi de müdürü de herhalde ismini duymuşsunuzdur. Öcal Bey. Öcal Oğuz. Benim iftihar ettiğim öğrencilerimden birisi de o. Allah ömrünü uzun bahtını açık etsin. Evet. Tabii bunları Öcal daha iyi anlatır size ileride. Şimdi mesir macununu da geçelim isterseniz. Ne geliyor slaytlarda? Heh. Mustafa Kemal'e Evet. geldik. Mustafa Kemal Atatürk 1926'ya kadar Cumhuriyet döneminde de Nevruz resmi bayram olarak kutlanıyor. İşte bu şeyi terk edince, miladi takvime geçince diğer bayramlar ve tatil günleri gibi Nevruz da resmi tatil olmaktan, yılbaşı olmaktan çıkınca resmi tatil olmaktan da çıkıyor. Ve devlet resmi tatil olarak, resmi bayram olarak bunu kutlamayınca bayramlara da olsa sahip çıkmazsanız gidiyor. Kayboluyor. Sonradan 1900 galiba 80 sonrasıydı. Tekrar devlet Nevruz'a sahip çıkmaya başladı. Evet. Hatta büyük şenlikler yapılıyordu hocam. Ben yani biraz kıt kanat hatırlıyorum da spor salonlarında işte Süleyman Demirel'in, Alparslan Türkeş'in bulundukları büyük toplantılar falan yapıp demir dövülüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, çok iyi hatırlıyorsunuz. Sadullah Bey. Bu ne zaman oldu ama? Kaç yıllarında oldu? 26'ya kadar gelen bir kutlama merasimi var işte. Rahmetli Atatürk'ü de orada görüyorsunuz. O da Nevruz törenlerini izliyor. Fakat 26'dan sonra devlet bunu resmi tatil olmaktan veya bayram olmaktan çıkarıyor çünkü yerine yeni yılbaşını almışız. Yılbaşı ayın birinci günü de tatil biliyorsunuz. Eğer akşamdan kalmışsanız sabah işe gitmeyin diye. Yeni yıl başında. Şimdi nereye geldik şeylerde? Sorunuz varsa buyurun. Tam bugün Neredeyiz hocam? mesela Azerbaycan Hükümet Başkanı Nerimanov Mustafa Kemal Paşa'ya telgraf çekiyor, Nevruz'u kutluyor. Geçelim. Bu da aynı şekilde. Bu da Nevruz'da Sümbülzade Vehbi'nin yazdığı bir şey. Şiir. Nevruziye denilen şiirler yazılıyor. Hocam. Evet. Ve bunlar işte padişaha, devlet büyüklerine şey yapıyorlar, veriyorlar bunları ve caize denilen mükafat alıyorlar. Yani Şehri Nevruz çıktı tahta sahna kuruldu işte şekline devam eden bir şey. İlk başta da bir şeyimiz vardı galiba bizim. Onu da okuruz sonuçta. Nefi'nin çok güzel bir Nevruz
Nevruz Ziyesi var. Başkalarının da var. Size gönderdiğim slaytların en sonuna bir aşığımızın, Taşkaya'nın, bu Kırım ozanlarının şiiri. En son buradan devam edelim isterseniz. Bakın bu Nevruz'a öyle birdenbire gidilmiyor. Azerbaycan'da 4 tane çarşamba var. 4. çarşambadan sonra Nevruz geliyor. Bu 3 çarşambada işte hani bizim cemre dediğimiz havaya, suya, yere, suya, toprağa düşüyor ya. Onlara çarşamba adı veriliyor Azerbaycan'da. Efendim, Nevruz'a gelmeden önce, yani 21 Mart'tan önce evler temizleniyor. Hani bahar temizliği diyoruz ya köyler bizde. Sizin de vardı mutlaka, görmüşsünüzdür. Annenizi izlemişsinizdir. Çok güzel evler her taraf pırıl pırıl yapılıyor. Niye? Kışın kiri, pası, pisliği, börtüsü, böceği atılıyor. Niye? Yaza geliyorsunuz, bahara geliyorsunuz. Yeni bir hayat başlıyor. İşte bu hayat başlarken şunun adı semeni. Ben okla gösterdiğim zaman işaretim görünüyor mu? Yok hocam, sizde görünmüyor. Bende görünüyor. Semeni buğday göğertmek diyebiliriz ona. Bu mu hocam üzerinde? Evet. Buğday var. Bunun daha şimdi var. Peşinden gelen slaytlarda da var. Belki Nevruz'un en önemli unsurlarından birisi bu. Semeni. Buğdayı birkaç gün suda bekletiyorlar. Sonra onu bir kaba koyuyorlar. Düz bir kaba. Tepsiye veya şeye. Sonra üzerine bir tülbent gibi şey örtüyorlar. Üzerine su döküyorlar. Ve bir süre sonra bu çimleniyor. Ve çıkıyor. 21 Mart'ta bu ekene göre, bakana göre bir karışa kadar çıkanları var. Fotoğraflarda göreceksiniz şimdi slaytlarda. Sonra bunlar biçiliyor. Bunu kesiyorlar güzel. Bunu işte çorba gibi şeyin içerisinde karıştırıp yiyorlar. Yani pişiriyorlar. Bu kutsal bir şey oluyor. Bunun adı semeni. Semeni. Temeni. Aşağıdaki şeylere inerseniz göreceksiniz zaten. Evet, dikkat edin. Herkesin elinde semeni var. Kızların elinde. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam. Bakın burası bir sofra. Bu sofrada da yine T harfiyle başlayan 8 tane yiyecek var. Onun şeyini de bulursunuz. Sofraları, evet, bunlar işte semeniler. Hani bizde bir ara moda haline geldi. Şu çimen kafalı şeyler. Hatırladım hocam da ben de bilmiyorum ismini. Onun gibi değil ama bunlar. Bu daha sonra da bu yenilebiliyor. Yeniliyor. Evet. Geçelim isterseniz. Bak mesela yine çemeni, semeni. Evet. Bu bir soframız. Şimdi senin şeye geldik. Evet, demir dövmeye geldik. Senin Sadullah Bey'cim. Evet. İşte bu en yaygın hikayelerden bir tanesi budur. Fotoğraflardan, daha doğrusu resimlerden biri budur. Demir döven. Demir bizim de aslında bizim dünyaya hakim olmamızın araçlarından birisi de biz demire hakimdik. Biz Sadullah'ı överken demir gibi deriz. Demir gibi adam. Ve o demire bir müddet bir kimsenin sırrını bilmediği bir şekilde su verir.
çelik yapardık. Ve o çelik üstünlüğüyle biz birçok şeyi, savaşı kazandık. Şeyi hatırlarsanız Sadullah Beyciğim, Hristiyanların savaşçılarını baştan aşağıya kadar demir zırh diyorlar. Atın üzerine binmek için de birisinin onları atın üzerine kaldırması lazım. Bizimkiler öyle mi? Gergedan derisinden kalkan yapıyorlar. Efendim, kılıçları o ötekinin zırhını kesecek kadar çelik. Ama çeliğe çifte su verme sırrını Türk'ten başka bilen de yok. Ne kadar ilerlemişiz değil mi? Geriye bakınca insan, işte bu rahmetli Rauf Denktaş, Kıbrıs'ın ilk Cumhurbaşkanı. Bizim üniversitede de bunu yapardık. Yani Nevruzlarda herkes eline bir küçük çekiş de olsa alır. İşte demir döverdik sembolik olarak. Yani bu şeyden çıkışı gösteriyor. Evet, geldik Nevruz evet. Yumurta. Allah'ım şuradaki güzelliğe bakar mısınız? Bunların hepsi yumurta yahu. Bunlar biraz hocam Azerbaycan'da falan herhalde değil mi? Ben görmedim. Tabii Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da gör ve bizde de var bu. Var mı? Bizde de var ama bu kadar işlemesi yok galiba. Bunun aslı da şöyle. Soğan kabuğu var ya, soğan kabuğu. Evet. Soğan kabuğuyla şey yapıyorlar. Yumurta yağışlıyorlar. Soğan kabuğu yeşil bir renk veriyor. Hatta onunla şey de boyanır. Soğan kabuğuyla kumaş da boyanır. İdi eskiden. Fakat bu apayrı bir şey. Sanat yani. Şeylerin, Hristiyanların da var. Yumurta bayramları var ya onların. Devam edelim mi? Tabii hocam, ediyorum. Evet. Yumurtanın bir özelliği de biliyorsunuz tokuşturmak. Ustalık. Bunu niye yapıyorlar hocam? Bunun ne manası var? Manası şu. Kim sizin yumurtanızı eğer başkası kırarsa o sizin yumurtanızı alıyor. Evet. Nevruz dalı varmış hocam. Evet. Nevruz'da Dobruca Türklerin, Dobruca'da da biliyorsunuz Türkler var, Çepniler var özellikle Dobruca'da. Müslüman Türkler bunlar. Sarı Salkum Çepniler hocam. Evet. Orada da böyle dal süsleyerek Nevruz geziyorlar. Nevruz gezesi de var biliyorsunuz. Nevruz'da çocuklar kapı kapı geziyorlar. Tıpkı yılbaşında Ramazan'da olduğu gibi bahşiş topluyorlar. Evet. Ben sizden soru bekliyorum. Ha, salıncak. Salıncak yine Azerbaycan, Kazakistan o taraflarda çok yaygın. Biz galiba bir tane slide koyduk. Sadullah Beyciğim. Hocam soru şöyle. Salim Küçük hocamız. Onun da selamları var size. Aleykümselam. Salim? Salim ya, Küçük. Ordu Üniversitesi'nde Salim, hocam. Benim Salim mi bu? Evet hocam, sizin Salim muhtemelen. Benim Salim. Selamım var hocam size. Hocamız, bu biraz önce semenileri gösterdiniz ya hocam. Demiş ki o semeniler hani daha fazla Azerbaycan ya da Orta Asya Türklerindeyken bizde niye ateş ön plana çıkmıştır diye bir soru sormuşlar. Yani bizde ateşin üzerinde atlama ritüeli daha fazla.
Ama biraz önce gösterdiğiniz Semeniler falan işte Azerbaycan ya da Orta Asya'daki Türkler daha fazla ön plana çıkıyor. Sevgili Salim kardeşim, biraz daha ilerideki şeylerde sorusunun cevabını bulacak slaytlarda. Tamam, Salim Hoca az sonra diyelim. Az sonra diyelim, evet. İşte kadınlar salıncağa binmişler. Bu salıncakların çok büyük olanları da var. Sadullah Bey, böyle görmüşsünüzdür filmlerde falan. Yüksek ve çok açılımlı. Burada sadece biz şey almışız. İki hatunun sallaması. Peki bunun özelliği ne? İşte günahlardan arınma. Günahları dökmek. Aynı zamanda Nevruz'un böyle bir anlamı yok mu? Arınma, temizlenme anlamı yok mu? Mesela Nevruz sabahı erkenden, Salim Bey de hatırlar bunu, onun memleketinde de vardı. Erkenden suya giderler, Mart Bozma'da da bu var, Hıdırellez'de de var aynı uygulamalar. Gidiyorlar, su getiriyorlar ve o suyla yıkanıyorlar. Arınma, fiziksel olarak da, ruhsal olarak da arınma. Bu da arınmanın bir başka çeşidi. Yarın arınma. Dilek ağacı çok yaygın bir uygulama. Çok yaygın bir uygulama. Sadece Türklerde yok. Sadece Müslümanlarda yok. Sanırım hemen hemen her dinde var. Şeyden Kırım'dan gelirken küçük bir şey şapelin yanında da vardı bu. Orada da Hristiyanlar. Gezdiğim Anadolu köylerinde de çok şey var. Ateşten atlama. Evet, ateşten Yani bu atlamaya geldik hocam. Tamamen sizin alanınıza da giriyor. Sadullah Beyciğim. Ateş arındırma, temizleme aleti değil mi? Evet. Eskiden sterilizasyon için ateş yakılırdı. Yaralar sterile edilebilmek için dağlanırdı. Dağlanırdı. Efendim, ve şey hatırlıyorum, siz de mutlaka hatırlayacaksınız. Bizans'tan gelen elçileri Hun Kağan'ın yanına giderken iki tarafında ateş yakan bir yoldan geçirmişler. Bunu bir Çinli bir Bizanslı seyyah yazmıştı. İsmini şu anda hatırlamıyorum. Niye? Çünkü ta Kaan'a gidinceye kadar nesi var, nesi yoksa bütün şeyin steril olacak yani. Ateş yanan şeyden geçiyor. Koridordan geçiyor. Meşalelerde yansa bile. Evet. Bu da bir arınma şekli. Ateşten atlama ve çok yaygın bir uygulama. Hem bütün Türk veya bakın işte burada çocuklar atlıyorlar. O kadar çoktu ki bunlar. Ben bak bir şeyli rütbelimiz atlıyor. Bir kızımız atlıyor. Yani ve güzel bir şey tabii bayrağını çekerek atlamış. Ha bir de bunu görünce aklıma geldi. Bolu'da Nevruz kutlamaları çok çok daha muhteşem bir şekilde yapılıyor. Dağın tepesinde şöyle bir ateş yakılıyor. Şu büyüklükte. Sonra o ateşten alınan közlerle yemekler pişiriliyor. Bu da yine bizim yayla kültüründe falan çok yaygın. Burada da işte Nevruz ateşi bu. Burada meydanın ortasında yanmış. Bolu'da dağın tepesinde yakmışlardı. Ve yine bir Nevruz ateşinin altında yöresel oyunlar oynanıyor. Evet.
Bunları biraz hızlı geçiyorum hocam. Geç çünkü çok sayılar. Bak bak ihtiyarlar da. Evet. Bu bölümde size 1895'te yapılan Yörük Bayramı. Yörük Bayramı Nevruz işte. Bir diğer adının Yörük Bayramı olduğunu daha önce söylemiştik. Nevruz. Osmanlı'da Nevruz'a ait bu şeyleri görüyoruz. Söyleyin adını. Minyatürler. Minyatürleri görüyorsunuz. Evet. Lale mi hocam buradaki? Motif olarak o lale, evet. Çok kullanılan bir şey. Afganistan. Bu da Azerbaycan. Azerbaycan'la ilgili çok var da Azerbaycan'da böyle develerin üzerinde de genç kızları bindirmiş götürüyorlardı. O da ilgi çeker. Bu çok eski bir Uygur resmi efendim. Uygurlarda ve ortadaki kızın tuttuğu şeyin adını biraz önce söyledim. Semeni. Sağdaki vatandaşın çaldığı kopuz. Bunlar bu semenin bolluk, bereketlik manası da var herhalde hocam. Öyle yeşil olması. Tabii hayat yeniden diriliyor, yeniden ya. Doğuş, yeniden ya. Diriliş var ya. Semeni zaten ondan dedim ya. O daha sonra o kesiliyor. Başka şeylerle karıştırılıyor. Çorba gibi yemek bir şey yapıyorlar. Yiyorlar o. Bolluk ve bereketliğin simgesi. Bu da Kazakistan'ımızdaki Nevruz. Dikkatinizi bu bu da bizim Çukurovalıymış. Kuş tüyleri takmış hocam. Türkmen kızı. Evet. Biliyorsunuz kuş da önemli. Her boyun bir kuşu var. Evet, ongunları var. Hepsinin bir ongunu var, bir kuşu var. Bir de tamgası var. 24 ağız boyuna her birine bir kuş, bir ongun, bir de ülüş. Yani kesilen kurbandan alınacakları şey var. Parça var. Hocam bu arada Ali hocam. Arkadaşlar kusura bakmayın, hocanın bağlantısı koptu herhalde. Ali hocam sesi kapattınız. Mikrofonunuzu açar mısınız? Açtım. Şimdi açtınız. Ben sizi alıyorum. Siz beni duyamıyor musunuz? Ben duyuyorum hocam. Görüntünüz gitti. Görüntüyü de açabilir misiniz? Bu alt tarafta başlangıçta yapmıştık hocam. Kamera var. Evet. Kameraya. Şimdi kameraya tıklayın hocam. Siz Ahmet. Kameranın üzerine mi tıklayın? Evet. Nasılsınız mı hocam? Ali hocam duyuyor musunuz? Yani muhtemelen duyuyor hoca da ben onu duymuyorum. Evet hocam. Hoş geldiniz tekrar. Sesi kapattınız hocam. Alt taraftan da mikrofonunuza basın hocam bir zahmet. Şimdi? Ha şimdi tamam hocam. Neyse. Sırt üstü evet. Düştüysek de ay da gökyüzüne çıktı ya Sadullah Beyciğim. Evet. Ben hocam şöyle biraz hızlı geçeyim. Biraz vakit epey oldu. Sizi de yorduk zaten. Kars civarında. Evet. Nasıl işte bu saydıklarımız hemen her yerde var.
Türk dünyasında. Bu İran'la ilgili bir şey. Uygur Türkleriyle ilgili daha önce bu yumurta tokuşturmayı görmüştük. Bu çok güzel. Ona bir döner misiniz? Biri eski yıl, biri yeni yıl. İkisini Nevruz'da bu şekilde resmetmişler. Yani bu şekilde de kullanıyorlar. Evet. Burada da seni birini yazıyor. Evet hocam, burayı da birazcık konuşalım. Sarı, kırmızı, yeşil. Şimdi sarı, kırmızı, yeşil bundan sonraki slaytlarda da göreceksiniz. Bu Osmanlı arması. Meşhur Osmanlı arması. Bakın, renkler çok canlı olmasa da yukarıdaki tuğra sarı, aşağıdaki bayrak kırmızı, ötekiler yeşil. Yeşil, kırmızı ve sarı. Ve padişaha mahsus sancakta bakın aylar sarıdır. Kırmızı ve yeşil üzerine. Paşalara mahsus sancakta silahlar bölüğü sancağı ve dört bölükler sancağı. Bunların yeşil, hepsinde sarı, yeşil, kırmızı renkler var. Bunlar aslında bizim değil, tabiatın renkleri. Evet. Onun için hiç kimse... Evet. Hocam. Biraz önce arkadaş da sormuştu hocam. İşte cevabını daha sonra da kapatmak gerekmişti. Gerek olarak şimdi ben Sadullah Beyciğim, sizin dediklerinizin hiçbirisini anlayamadım. Pat 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 araya bir şeyler sokuyor konuşmanız. Sanki böyle ötüyor. Bir bakar mısınız siz de ayarlarınıza? Şimdi bir şey kurdum da. Patlamalı oluyor şu anda. Söyledikleriniz anlaşılmıyor. Ben bir şey hocam da. Allah sizi kekeme yapmasın ama kekemeden beter oldunuz. Siz de kapatıp atsanız o ses mikrofonunuzu bir. Eskiden görüntümüz vardı, o da gitti Sadullah Beyciğim. Yine aynı şekilde o şey yapıyor. Benim sesim normal geliyor mu size? Hocam, ha bak, zannettireyim senin sesini. Konuş. Hocam, sizin sesinizi çok iyi duyuyorum. Buyur, ben seni, ben madem ben duyuluyorum, o zaman soruyu alayım ben. Hocam şöyle yapalım, kapatalım programı. Siz son sözlerinizi bir toparlayın size zahmet.